Merhaba sevgili İzvep'te izleyicileri. Çok değerli bir konuğum var. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle tüm izleyicilerimizin ve sizlerin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur içinde bir yıl diliyorum. Çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için başkanım. Estağfurullah. Başkanım tabii uzun süre almak istiyorduk biz. Konağın kalbi demiştiniz, seçim sürecinde de öyleydi. 10 bin adımla konağa yürüdünüz ve bugün Konak Belediye Başkanı olarak canlı yayındasınız. Ama ben ilk sorumu şöyle sorayım. Çok konuşulan gökdelen meselesi var konakta ve ne durumda olduğunu soralım. Evet. Yapılacak mı, yapılmayacak mı, itirazlarınız var mı, durdurma yetkiniz var mı? Bununla ilgili. Şimdi o konu 2008 yılından beri devam eden bir süreç. 2008 yılında başlayan Büyükşehir Belediyesi ve o zamanki Konak Belediyesi'nin birlikte aldığı karar ve bu kararın uygulanması neticesinde şimdiye kadar uzayan bir süreç. Tabii bu sürecin uzamasındaki neden şu. Birincisi yapılan 1/5000'lik plana şehir plancıları odası tarafından dava açılması. Bu 2009 yılında açılmış. Ve 1/5000'lik plan mahkemece durdurulmuş. Daha sonra yeniden üzerine gidilmiş. Küçük değişikliklerle. Yine şehir plancıları odası dava açmış. Bu parsel bazında yapılan plan tadilatının doğru olmayacağı şeklinde. O da değişmiş. Tekrar mahkeme red vermiş. Üçüncüsü yine 2015 yılında, en son 2017 yılında, 18-2017'de mahkeme, pardon 7-11-2017'de son mahkeme bu. Yine iptal kararı vermiş. Yine Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili küçük bir revizyonla 5000'lik planı hayata geçirmiş. Şu anda şehir plancıları odasının açtığı dava devam ediyor. 3 defa iptal edildi. Dördüncüsü edindiğimiz bilgiye göre bilirkişi raporu yine olumsuz plan için. Şimdi bu süreç içinde de maalesef işte geçen yıl 2018 12. ayın 6'sında bu parsel için Konak Belediyesi tarafından inşaat ruhsatı verilmiş. Biz göreve geldikten sonra, göreve gelmeden önce daha doğrusu Mart ayında ve seçim kampanyamızda söylemlerimizi hatırlatmakta fayda var. Dedik ki konağın silüetini bozacak, konağın eski konak dediğimiz, old town dediğimiz alanlar içinde yapılacak yüksek yapılaşmaya yani gökdelen yapılaşmasının doğru olmayacağını, böyle bir yapılaşma tarzına karşı olduğumuzu beyan ettik. Vatandaşımıza dedi ki böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Ve işte geçtiğimiz ayki mecliste, 2 Aralık'taki mecliste bu konu gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda öncelikle parti ilçe başkanımız Çağrı Gürüşçü'nün de grup başkanı olarak katıldığı mecliste, meclis grubunda tartıştık bunu. Ben fikrimi söyledim. Dedim ki benim içime sinmiyor. Bununla ilgili hukuki süreci başlatacağım. İzin verirseniz, destek verirseniz. Arkadaşlar da oy birliğine bu desteği sağladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü bu kent bizim. Bu kentin gelecekte çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız en önemli şeylerden bir tanesi. Kentin mimari dokusunu, silüetini bozmayacak yapılaşma tarzını benimsemek. Biz bunu kendimize hem mesleki olarak bir mimar olarak ve kentte yaşayan bir kentli olarak bu binanın yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki binanın kentin bu bölgesinde doğru olmadığını, silüetinin özellikle yapılacak binadan sonra tarihi çalışmalar yapılıyor İzmir'de. Tarihi dokuların ortaya çıkarılabilmesi için çok büyük çalışmalar yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in özellikle Kadife Kale'deki amfiteyatronun ortaya çıkarılmasıyla ilgili Kültür Bakanlığı ve belediyeler olarak birlikte yaptığımız bu çalışmada şimdi orada bir 20 bin kişilik
amfiteyatro ortaya çıkacak. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir gün böyle bir gezdirelim. Gerçekten de o bölge sadece o bölge değil, İzmir için çok önemli bir bölge. Silüetini öldürecek evet. O bina. Yapılan çalışmanın bir anlamı kalmayacak. Şimdi tabii bu kentin sahibi belediye başkanlarıyız biz. Biz vatandaş bize %64'lük bir oranla bu görevleri seçti. Biz de vatandaşın, halkın istediği, kentin içindeki odalar, kentteki bu kentin ileri gelen kişileriyle görüştüğümüzde ve bizim bu çıkışımızı yaptığımızda kentinden çok büyük destek aldık. Yani benim içime sinmiyor. Bununla ilgili kentin kalbine böyle bir bıçak hançer saplanması içime sinmiyor diye bir beyanat verdim mesela mecliste. En net karşılan sizdiniz. Ve karşı olma şöyle, yatırımcıya karşı efendim işte yapılacak yatırımlara karşı şeklindeki bir anlayışı geliştirmeye başlıyordu bu muhalefet. Biz öyle bir anlayışta değiliz. Ama kentin kuralları var, imarı var, yönetmeliği var ve bu yönetmeliklere uyacak. Yani yatırımcı bu kentin kurallarına uymak mecburiyetinde. Biz onun için kararlı bir şekilde gidiyoruz. Dünkü meclisimizde de bu konuyla ilgili gerekli tartışmaları zaten AK Parti grubu olarak arkadaşımız, grup sözcüsü değil de diğer arkadaşımız bazı savunmalar yaptı. İşte kentin süliyeti, tabii verilen ruhsat geri alınmaz. İşte çok yüksek değil bina falan şeklindeki tam bir savunma avukatı gibi bir binayı ve konuyu savunmaya çalıştı. Tabii ben de kendilerine şunu okudum. Burada da okumak istiyorum. Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Burada kararlı duruş şart. Bakın cümle çok güzel. Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluyoruz. Yatay mimariyle bir defa hem kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluyoruz. Biz göğe değil, toprağa daha yakın olma gayretindeyiz. Bunu İzmir Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, efendim, Konak Belediye Başkanı, demeci veya bir düşüncesi değil kentlerle ilgili. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Belediyeler Birliği ile beraber yapılan şehir ve güvenlik sempozyumunda saat 10.30'da yaptığı konuşma. Arkadaşlara evet. Bunu söyledim. Yani siz başka bir partiden misiniz? Çünkü genel esaslar. Çünkü İstanbul örneği var. İstanbul'dan büyük bir pişmanlık duyuluyor şu anda yapılan çalışmalardan. Nedir? Ne Süleymaniye ne Ayasofya'nın süliyeti kaldı. İşte bizim yaptığımız burada kentin süliyetine zarar vermeyecek önlemleri almak. İşte bununla ilgili biz de estetik komisyonu kuruyoruz. Sadece bu bina için değil. Bundan sonra Konak'ta biz yüksek bina ile ilgili bölge tespit edilmiş zaten. İmar planlarımız da var. Neresi? Alsancak stadı ve çevresi ve Bayraklı bölgesi. Evet. Yüksek bina orada yapabilir yatırımcı. Bir plan anlayışı gelişmiş. Kent mutabakata varmış. 2004 yıllarındaydı ben hatırlıyorum. Odalar, ilgili yerel yöneticiler, yerel belediyeler ve kentin ileri gelenlerin verdiği bir kararla o bölgeler yüksek yapıyla ilgili kararlar verildi. Yatırımcı orada yapabilir. Ona biz bir şey demiyoruz. Ama orada yapılacak binaların da sadece mimari ve şeyine bakmayacağız. Artık ruhsatla ilgili gerekli şeylerine bakmayacağız. Kent estetiğiyle uyumu var mıdır? Kente zarar verecek bir görüntüsü var mıdır? Bunları da bu estetik komisyonumuz değerlendirecek. Oda temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, bizim belediyemizin temsilcisi de teknik arkadaşlarımız. Mühim olan doğruyu bulmak. Buraya kadar gelen şeyleri, belki yanlış uygulamaları bundan sonra doğru noktaya çekmek. Bizim amacımız bu. Bu konuda da kararlıyız. Duruşumuzda da hiçbir tavizimiz yok.
geri dönüşümüz yok. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da dik kararlı ve duruş, dik duruş şart demiş. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Yani arkadaşlara buradan da mesajımızı iletmiş olalım. Bu konuda estetik komisyonumuz kurulduktan sonra bu konuda gerekli kararlar verilecek. Bu komisyon ilk defa mı kuruluyor? Var mıydı daha önce? Estetik komisyonumuz vardı. Odalar ve diğer sivil inisiyatiften hem görüş hem de temsilci alacağız şimdi. Peki yaptırımı var mı bu komisyon? Yaptırımı olacak tabii. Neden olmasın? Yönetmelikle kurulmuş bir komisyon bu. Estetik komisyonu. Mimari estetik komisyonu. Planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre kurulan bir komisyon. Yani komisyon şey için kurulmuyor ki, zevk için. Bu işlere de bakacaklar. Bilmeyen izleyicilerimiz için soru sorup, çünkü siz aynı zamanda mimarsınız. Evet. Ve bu konuda hem İzmir'in en tecrübeli belediye başkanı, hem mimar olmanız, hem de konak belediye başkanı olmanız açısından tabii ki bu gökdelen sizi çok ilgilendiriyordu. Bu yüzden evet, sordum bu soruyu. Başkanım, bu dönemde konakta belediye başkanı olursam şunları yapacağım dediğiniz 3 şey neydi? 1. Konağın değişim ve dönüşümü. Nedir bu? Konak gerçekten eskimiş ve özellikle bazı bölgelerde artık binalar oturulmayacak noktaya gelmiş durumda. Biz sadece Alsancak, Güzelyalı bu bölgeleri görüyoruz ama işte Gültepe planları dediğimiz planlarımızı bitirdik biliyorsunuz. Yani değişim ve dönüşüm derken kentsel dönüşüme başlayacağız bir kere. Bizim birinci önceliğimiz buydu. İkincisi de tarihi değerleri ortaya çıkaracak çalışmalar. Yani bu kente turist getirecek, turizmi kalkındıracak. Tek unsurumuz bizim konaktaki tarihi misyonu ayağa kaldırmak. İşte basmanesiyle, agorasıyla, kemeraltısıyla altın üçgenin ayağa kaldırılması. İkinci misyonumuz bu. Üçüncüsü de pozitif ayrımcılık gerektiren kesimlerin ön planda tutacak hizmetler. Kadınlar, gençler, çocuklar ve engelliler. Bir de Roman toplumunun İzmir'de en fazla, Türkiye'de en fazla Roman nüfusunun olduğu ilçe Konak. Bu Roman arkadaşlarımızın da hem eğitimleri, hem oturduğu mekanların düzenlenmesi, hem de özellikle madde bağımlılığıyla ilgili yaptıkları savaşta onların yanında olmak. Bunlar bizim için önemli. Engelliler, şimdi yaptığımız çalışmalar biraz sonra anlatacağım. Yani 3 tane misyonumuz çok önemliydi bizim için. Bu 3 misyonunda 3'üne de başladık. Yani kentsel dönüşümle ilgili Gültepe planlarını bitirdik. 300 hektarlık alanı Büyükşehir Belediye'mize gönderdik. Şubat ayında tahmin ediyorum meclisimizden geçecek Büyükşehir'de. Bizim meclisimizden oy birliğinde geçti. Orada yaptığımız çalışma şuydu. Daha yeşil alan, daha rekreasyonu fazla, sosyal tesis alanı fazla. Yani sadece bina olarak bakmadık olaya. O bölgede yaşayan insanların sosyal yaşantısını da belli bir seviyeye getirmek için. Aynı Narlıdere modelini getirdik. İkincisi, bu tarihi değerlerin ortaya çıkarılması ile ilgili her ay zaten Büyükşehir Belediye'miz, Tarkem ve diğer kurumlarla bir araya geliyoruz. Yol haritası belirliyoruz. Şu anda 2 tane proje ile ilgili Sayın Valimizden destek alıyoruz. Valilikteki fondan. Bir tanesi Kıllıoğlu Hamamı, hemen Anafartalar Caddesi'nin çok da önemli tarihi değeri olan bir hamam. Onun hemen şimdi şeyine başladık. Bu arada Silahane dediğimiz yine o bölgede bir bina var. Onu da hemen restorasyonuna başlıyoruz. Bu arada göreve gelir gelmez başladığımız restorasyon deyince yine Yenişehir'de Roman Mahallesi'nin içinde eski tarihi bir bina vardı. Onun restorasyonunu yapıyoruz. Onu hem o mahallenin içinde olduğunu için gençlik merkezi, semt merkezi şeklinde Roman vatandaşlarımızın faydalanacağı bir alan haline getireceğiz. Tahmin ediyorum 3 ay sonra tamamlanmış olacak. Bu arada tabii bizim için 2 tane önemli konu vardı. Dün onu da mecliste müjdesini verdik. Buradan da bizi izleyen vatandaşlarımıza bilgi vermek ve müjdeyi vermek istiyorum.
baştan beri üzerinde durduğumuz, artık bize buranın tahsisini yapın, biz buraya güzel bir rekreasyon alanı yapalım dediğimiz Aydın Erten, Gültepe'deki Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nı Orman Bakanlığı'ndan tahsisini aldık. Pazartesi günü protokolleri imzalayacağız. Çünkü o bölge gerçekten hem o alan, yeşil alanıyla, rekreasyon alanı, sosyal tesisleriyle o bölgenin gerçekten istediği bir alan. Biz onu çok güzel bir şekilde, projeleri hazır, hemen imalata başlayacağız. Bu arada tabii bu konuda yardımını esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve Sayın Valimiz Erolay Yıldız'a da ben buradan çok teşekkür ediyorum. Sayın, bu arada sırf bu değil, Yeşildere'deki futbol sahası Devlet Demiryolları'na ait, Kemer İstasyonu ve Kemer İstasyonu'nun hemen yanındaki eski gümrük binası dediğimiz binaları da Devlet Demiryolları'dan tahsisini aldık, protokolü imzaladık yılbaşına girerken o hafta içinde. Oradan onun için de Türkiye Devlet Demiryolları Bölge Müdürü Sayın Selim Koçbey'e ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Cahit Turan, Mehmet Cahit Turan'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim belediye olarak, yerel yönetim olarak yapacağımız projeleri anlattık. Onlar da bu konuda gerekli hassasiyeti ve yardımı gösterdiler. Mühim olan insana hizmettir. İnsana hizmet noktasında da iktidarı, yerel yönetimi yan yana olursa böyle güzel işler yaparız diye düşünüyoruz. Başkanım, Konak'ta hayaliniz nedir? 5 sene sonra, yani görev süreniz bittiğinde nasıl bir başkan olarak anılmak istersiniz? Şimdi bir kere Narlıdere'de bizi kentsel dönüşümle ilgili anlarlar. Neden? Narlıdere'nin dönüşümünü sağladık. Özellikle yaklaşık 15 bine yakın gecekondunun dönüşümü ve bu işle ilgili yaklaşık 20 senelik emek. Şimdi Konak'ta da zaten konağa geliş nedenlerimizden bir tanesi o. Partimizin değerlendirilmesi noktasında. Biz de Konak'ta baktığımızda 5 sene sonra özellikle yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının hayata geçirilmeye başladığını göreceksiniz bir kere. Yani mühim olan uygulamaya da geçmek. Bununla ilgili çalışmaları bitireceğiz. Başlamış olacağız. Çünkü bu bir 5 senede, 10 senede, 20 senede bitecek olay değil. Belki 20-25 sene devam edecek bir çalışma. 300 hektar çünkü. 300 hektarın dışında tabii sadece orası değil. Beştepe'lere başladık şimdi mesela. Yine 15 tane mahalleyi ilgilendiren Beştepe'ler bölgesi. 1. Kadriye, 2. Kadriye ve çevredeki mahalleler. Onun da planlama çalışmalarına başladık. Daha sonra Yenişehir ve Mersinli'ye olan bir L alanımız var. O alanı da elden geçireceğiz. Yani planlanmamış, dönüşüme uygun olmayan mahalleleri, yani eski mahalleleri yeniden dönüştürmüş olacağız. En önemlisi tarihi misyon ve tarihi değerler dedik. Hedef, Tunç Başkan'ın da hedefi o, 2023'te amfiteyatronun açılması, sağlıklaştırılmış sokakların bitirildiği bir kemeraltı ve en önemlisi de işte Basmane bölgesinin de hayata geçirilmiş, oradaki problemlerin çözülmüş olduğu bir konak hayalimiz. Bunun için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Başkanım, dünyada marka şehirler var biliyorsunuz ki, çünkü siz Narlıdere'yi marka şehir yaptınız, marka bir ilçe yaptınız. Burada da şimdi Konak'ta belediye başkanınız 80 bin nüfusluk bir ilçeden 500 bin nüfusluk bir ilçeye geldiniz. Şimdi biraz önce siz bu projelerden bahsederken sanki daha önce Konak'ta yaşamış birinden dinliyorum gibi hissettim ben bunları. Bütün mahallelere, hakim işte nerede neler yapılması gerektiğiyle ilgili çok ciddi projeleriniz var. Tabii ki hem deneyimden kaynaklı 20 yıl belediye başkanlığı yapmış ve bugün Konak'ta da bu başarıyı beklenti çok fazla, çünkü sizden evet, beklenti evet. Çok fazla. Belediye başkanı olarak neredeyse abisiniz İzmir'in, aynı zamanda tecrübeli belediye başkanısınız. Bu bekletileri karşılamak adına örneğin işte bu marka şehirler olma yönünde Konak'ın neyi de ortaya çıkmasını, markalaşmasını istiyorsunuz?
Konak bir kere şöyle bir ilçe, gece nüfusu 400-450 bin, gündüz nüfusu 1,5 milyon. Evet. Yani her kentlinin uğradığı merkezi yer. Ticaretin, finansın, sivil inisiyatifin, kamu kurumlarının olduğu bir alan. Konak gerçekten daha önce bazı konularda bir hamle yapılmış olsaydı, özellikle işte değişim ve dönüşüm önemli. İşte baktığımızda güzel yıldan geldiğimizde Alsancak limana kadar olan bölge farklı bir bölge. Hemen şuradan 15-20 dakika sonra veya o kadar bile sürmüyor, 10 dakika sonra bambaşka bir yaşam. İşte biz, Tunç Başkan da onu sık sık dile getiriyor. Özellikle sırtlardaki yaşayan vatandaşlarımızın daha az hizmet almadan yakınan bu kesimde oturan vatandaşlarımızın problemlerini çözen bir anlayışla geleceğiz. Kentin silüetini değiştireceğiz bir kere. Silüet silüet diyoruz ya. Evet. İşte orası da bir görsel kirlilik aslında. Onları da daha düzgün, daha yaşanır, insanların insanca yaşadığı ortamları sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Bütün hayalim o benim. Konakta işte marka o zaman olacağız. Gaziemir'den havaalanından kalktığımızda, İstanbul veya Ankara yönüne gittiğimizde aşağıya baktığımızda facia. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani çelişki çok yani. Binalar, 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 binalar. Nefes alacak yeşil alan yok. İşte Sayın Orman Bakanı'nın şeyiyle bize bir alan verildi. Konakta en büyük alanımız o. İşte Aydın Ertan rekreasyon alanı. Böyle alanlar yaratmamız lazım. Yani yapılacak planlarla kent daha yaşanır, görsel kirliliği ortadan kalkmış ve gerçekten problemleri, altyapı ve üst yapı problemleri halledilmiş bir konak olacak. Markası o zaman kendiliğinden gelecek zaten. Narıdere de yaptığımız gibi. Başkanım, sizin için nasıl bir duygu? 80 bin nüfuslu yerden Konak'ta belediye başkanı olmak, 500 bin nüfuslu yere belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Vallahi biz bu kentin çocuğuyuz. Yıllardan beri bu Narıdere Belediye Başkanı iken de Konak'ı tanıyoruz. Konak'taki hem parti örgütümüzü tanırdık, hem burada yaşayan insanlarımız. Konak'ı tanımayan zaten İzmirli yoktur. Ama seçim sürecinde, özellikle aday olduktan sonra o kampanya sürecinde gitmediğim yer kalmadı. Her noktaya ulaştık. Her noktada vatandaşın isteklerini aldık. Ve gördüğüm kadarıyla Konak'ta gerçekten hizmetle ve hizmetin ulaşımıyla ilgili bir iletişim kopukluğunu hissettim ben. Özellikle sivil inisiyatifle, esnaf, derneklerle olan iletişim kopukluğunu hissettik. Bununla ilgili hemen tedbirleri aldık zaten. Masalar kurduk. İşte esnaf masamız var şu anda. Sivil toplum örgütü masamız var. Engelliler masamız var. Yani toplumun her kesimle iletişimi ve kucaklaşmayı sağlayacak tedbirlerimizi hemen aldık. Şimdi Narlıdere daha küçük ölçekte bir ilçeydi. Narlıdere ile Konak kıyaslamasını yaptığımızda. Ama Narlıdere'de de herkesin ulaştığı bir başkan olduk. Herkesin ulaşabildiği, iyi gününde, kötü gününde yanında olduğumuz bir belediyecilik anlayışı. Tabii sadece vatandaşla bir arada değil, projelerle de Narlıdere bugün belli bir noktaya geldi. Konak'ta da konağın intendantı bir kere Narlıdere ile çok kıyaslanmayacak şey. 11 tane mahalle var, Konak'ta 111 mahalle var. Muhtarlarımızı da seçim sürecinde hem ziyaret ettim, seçim sürecinden sonra da her mahalleye gittim. Sadece 8 tane mahallem kaldı. O da Konak meydan civarındaki mahalleler, o küçük mahalleler. Onları da önümüzdeki hafta herhalde bitireceğim. Şimdi bir kere vatandaşın ayağına giderek, vatandaşın sıkıntılarını yerinde görerek ve en önemlisi de halkın içinde olmak bence en önemli belediyecilik diye düşünüyorum. Çünkü halk sizi gördüğünde, size dokunduğunda, belediye başkanının ulaşılabilir noktasındaki duruşunu gördükten sonra bütün mesele bitiyor zaten. Onun için biz samimiyiz. Vatandaşımızı her zaman Narlıdere'nin nasıl bir anlayışı varsa burada da aynısını sürdürüyoruz. Konak tabii daha büyük bir internet ama her noktaya ulaşmaya çalışıyorum ve konağı iyi biliyorum artık.
Çok iddialıyım. Kesinlikle. Her kesimini biliyorum. Her noktasını biliyorum. Çünkü alanda dolaştım. Alandaki problemlerin hepsini haftada bir gün zaten teknik arkadaşlarla toplantı yapıyoruz. Ne aldık, ne verdik, konu nedir, hangi noktadayız, hepsiyle ilgili yeterli bilgimiz var artık. Bundan sonra icraat dönemi. Başkanım, bu biraz tabii uzun yıllardır hem partili olmanız hem belediye başkanlığı yapmış olmanın verdiği sorumluluk da var tabii sizde. Tabii. Özellikle 4 dönem belediye başkanlığından sonra belediye başkanlığın bitmesin. Konağa da el at, konağa da güzel bir noktaya getir şeklindeki bir tutumla bana yaklaşan ve bu konuda değerlendirmesini bu noktada gerçekleştiren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yetkili kurullara teşekkür ediyorum. 4 dönem belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Size yeniden bir görev tevdi ediliyor. Ben bana verilen en önemli onurlardan bir tanesi ve ağır sorumluluk veriyor. Biz de verilen bu güvene, bana duyulan bu güvene layık olmaya çalışan bir anlayışı hep sergileyeceğiz. Çünkü bu bizim için önemli bir şeydi. Çalışacağız, proje üreteceğiz. Halkımızla iç içe birlikte konak demiştik. Birlikte konağı en iyi noktaya çıkaracağız. Peki başkanım, siyasetteki hedefiniz nedir? Vallahi ben belediye başkanıyım. Belediye başkanlığından memnun olan, özellikle işte sorarlar bana milletvekili olun, yok derim. Ben belediye başkanlığını seviyorum çünkü. Belediye başkanlığı sevmeden yapılacak bir olay değil. Vatandaşın sıkıntısında yanında olacaksın, iyi gününde yanında olacaksın. Biz belediye başkanlığımızı, özellikle konakla ilgili yapılan çalışmaları belli bir rotaya ve şeye koyduktan sonra hedefle ilgili zaten konaktaki hedeflerimiz var bizim. Konağı en güzel noktaya getirmek, bizim marka kent haline getirmek bizim en büyük hedefimiz. Başkanım, müsaadenizle birkaç tane mesaj okuyayım. Tabii. Sonra tekrar sorulara devam edeyim. Tabii. Binnaz Kabakçı demiş ki, Abdülablam İzmir'in canı demiş. Ey Binnaz Kabakçı, bu ablana bir kulak ver, yoğun olduğu için gelemiyorum ama müsait olduğunda ara bu ablanı demiş. Tamam. Binnaz Kabakçı. Hüseyin Ergün, Malatya Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkan Yardımcısı, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederim. Mehmet Şakir Başak, iyi yayınlar diliyorum başkanıma, selamlar demiş. Çok selam başkanıma. Binnaz abla çok mesaj atmış. Bir iki tanesini okudum. Geri kalan başkanım tekrar yayın sonrası gözden geçirir. Erhan Kaner demiş ki, iyi yayınlar, saygılar, sevgiler büyük başkanıma, selamlar demiş Gültepe'den. Barış Özdil aynı zamanda bizim yayıncımız. Evet. İyi yayınlar, başarılar dilerim. Her şey konak için, her şey İzmir için demiş. Teşekkür ederim Barış. Tuna Tanyeri, iyi yayınlar değerli başkanım demiş. Alican Ulutaş, iyi yayınlar başkanım, çalışkan başkan demiş. Deniz Gökdoğan, konak sizinle çok güzel oldu. Vicdanlı, adaletli, dik duruşlu başkan, iyi ki varsınız demiş. Sağ olsun Deniz. Mehmet Sayet İlhan başkan, hiç kalife kale ballık uyundan bahsetmiyor. Biraz önce bahsetti başkan. Bahsetti. Siz sonradan yayına katıldınız. Ballıkuyu ile ilgili zaten orada Büyükşehir Belediye'miz kentsel dönüşümle ilgili çalışma yapmış geçmişten bu yana. Şimdi de o projeyi devam ettirecekler. Ballıkuyu Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüşümü sağlanacak bölgenin bir tanesi. Yeşildere bölgesi Büyükşehir'e ait. Aramızda çünkü bunlarla ilgili görev dağılımı yaptık. Aynı bir de Ege Mahallesi Büyükşehir tarafından yapılacak konak sınırları içinde. Diğer alanlar bizim tarafımızda yapılacak. Onun da bilgisini vermiş olalım. Başkanım, Cumhurbaşkanı tarafından bir CHP belediyeler algısı yaratıldı. CHP'li belediyeler iş yapamaz, şehri yönetemez algısını da yerleştirmek istiyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bu algıyı değiştirmeye talip misiniz? Tabii biz özellikle İzmir'de öyle bir şeyimiz yok, problemimiz yok. Hiç algıya da ihtiyacımız yok. İzmirli verdiği oy oranıyla Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere 25 belediyemizi bu konuda görev verdi, yetki verdi, güvendi. Biz de bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. Biz tabii AK Partili belediyelerden biraz daha dezavantajlıyız. Ben 20 yıl belediye başkanlığı yaptım Narlıdere'de. İşte bu tür tahsisler dışında herhangi bir farklı bir ödenek, farklı bir bütçe,
farklı bir yardım alamadık. Ama neticede bu alamadık diye ağlamadık, sızlamadık, hizmete devam ettik. Konak'ta da bizim bu tür tahsisler bize güç verdi. Yani biz merkezi yönetimle kavga edecek, merkezi yönetimle çekişme içinde olmak noktasında değiliz. Birlikte bunların da katkılarıyla iyi işler yapmak durumundayız. Bunu iyi anlatabiliyoruz ki bu tahsisler de verildi. Teşekkür ettik. Dün akşam AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ettik. Sayın Atilla Kaya da milletvekili, o da çok uğraştığını dün akşam meclisteki arkadaşlarımızdan öğrendik. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Neticede kentimizdeki insana yardımcı olmaya, kentteki problemleri, hizmetleri doğru yapmaya çalışıyoruz. Neticede böyle bir algı İzmir'de tutmaz. Başkanlar derden tabii selamlar gönderiyorlar. Bornova'da selam gönderen var. Mehmet Sayın İnan teşekkürler başkanım demiş Ballıkaya ile ilgili soru cevabınıza. Çünkü sonradan katılmış olsa gerek. Mustafa Okan Çemberi Nardere'den sevgiler demiş. Yavuz Biter Bornova'dan selamlar saygılar başkanım demiş. Sağ olsun demiş. Yavuz. Başkanım, belediyeler ve belediyecilik yapma noktasındaki başarılar CHP'nin iktidara giden yolda ününü açacağına inanıyor musunuz? Tabii. Özellikle bu süreç çok önemli. Şimdi şu anda Türkiye'de Türkiye nüfusunun %60'ını büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeleri düşündüğünüzde %60'ını Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor. 31 Mart'ta vatandaşımız bize çok büyük bir kredi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri seçerek. 11 tane büyükşehir, 10 tane il, 250 belediye. Yani özellikle büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, bundan sonra hata yapmak lüksümüz yok. Bu 4 yılı çok iyi değerlendirerek, özellikle yapacağımız projeler, halka dokunan projeler ve verilen sözlerin tutulması noktasında yapılan çalışmalar gerçekleştiğinde iktidarın yolunun açık olduğunu hepimiz görüyoruz zaten. Burada en büyük görev yerel yöneticilere düşüyor. Ben geçenlerde de söyledim. Artık biz dedim bu parti içi şeyleri bırakalım. Kimi bakan yapacağız, kimi bakan yardımcısı yapacağız. Bunlarla artık biraz uğraşalım. Yani biz iktidarın en büyük adayıyız şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Ben ona bütün kalbimle inanıyorum. İktidarın yolu da yerel yönetimdeki başarıdan geçer. Bunu da gerçekten bu ara özellikle bu dönem yerel yöneticiler sadece kendi inisiyatifine bırakılmadı. Biliyorsunuz Afyon ve İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları toplanarak, konuları tartışarak, projeler üzerinde fikir sahibi olarak, kardeş belediyeciliğin esaslarını ortaya koyarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu da bize bir dinamizm kazandırıyor. Birlikte dayanışma içinde belediyeciliği ve proje paylaşımını en iyi şekilde götürüyoruz bu dönem. Gerçekten de ben başarılı bir 2024'te çok daha başarılı bir noktada olacağımıza inanıyorum. Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşır mı? Kesinlikle taşıyacak. Ben bütün kalbimle inanıyorum. Özellikle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimler seçimlerindeki tespitleri, aday tespitlerindeki doğru çalışmalarıyla zaten bir de tabii en önemlisi ittifakları çok doğru yönetmesiyle bu noktaya gelindi diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu şekilde gidecektir ve inanıyorum ben de. Peki hiç öz eleştiri yapıyor musunuz? Partimizin belli konularda eksiğimiz var dediğiniz konular var mı? Vallahi Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle ana muhalefet partisi ve uzun süredir ana muhalefet partisi. Ama son süreçlerde, özellikle son 5 yıllık süreç içinde dikkat ederseniz iktidarın bazı hizmetleri ortaya çıkardığı, kendim çıkardım dediği hizmetlerin altyapısını hazırlayan bir parti ve öneren parti şekline geldi. Yani iyi bir Ar-Ge grubumuz var, iyi bir çalışma grubumuz var. Tabii bizim arada, bizde demokrasi alabildiğine özgürce yaşanan bir parti. Diğer partilere benzemiyoruz. Evet.
Ara sıra böyle çıkışlar oluyor. Milletvekili söylüyor, belediye başkanı söylüyor. İşte bu çıkışlarda o kişilere fayda sağlıyor ama partimize zarar veriyor. Onun için özellikle bu yerel yönetim seçiminde gerçekten tek bir ses çıkmadı farkındaysanız. Nasıl, neden? Sonuç ne oldu? Başarı geldi. Onun için kendi içimizde, ne diyelim, birbirimizde olan münasebetlerimizi çok daha iyi noktaya çekip, parti içindeki çekişmeyi bir araya bırakıp artık hedefimizi belli bir noktaya kitlememiz lazım. Yani yarışanların barışlı bir CHP olması gerekiyor. Tabii tabii. Yarışlar oluyor şimdi. Gene evet. İlçe kongreleri oluyor, delege seçimleri oldu. Neticede bir kişi kazanıyor. Diğer arkadaşlarımızın da dışlanmaması lazım. Yani kazanan da dışlamaması lazım. Diğerlerinin de küsmemesi lazım her seferinde. Çünkü bir demokrasinin en fazla olduğu parti demiştim Cumhuriyet Halk Partisi. Biz içimizdeki bu işte seçimleri yaparak, işte delege seçimiydi, efendim ilçe kongresiydi, dinamizmimizi oradan alıyoruz. Bizim partilimiz bunu yaparak zaten dinamizmini alır. Onun için özgürce herkes tercihini yapar. Yerel şeyler bittikten sonra, kongreler bittikten sonra da kol kola biz iktidarı tabii, yürüyeceğiz artık. Kongre sürecini soracağım. Evet. İl kongresinde soracağım başkanım. Böyle sırayla gidiyorum. Yavaş yavaş oraya da geleceğiz kongre süreçlerine. Evet. Kayyuma da geleceğim. Peki bu öz eleştirileri merkeze ulaştırabiliyor musunuz? Genel merkeze ulaştırabiliyor musunuz? Tabii, yani eksik gördüğünüz, eleştirdiğiniz ya da eleştirdiğimde öneri yapmak istediğiniz şeyleri genel merkeze ulaştırıyor musunuz? Şimdi işte bu belediye başkanları toplantısında bunu özgürce herkes ifade edebiliyor. Yani genel merkez yönetimi şöyle yapmalı. Yerel yöneticilerle irtibatın daha iyi sağlanabilmesi için öneriler. İşte bu konu başlığıydı bizde. Bunları hepimiz tartıştık. Az önce de ifade ettim. Herkes fikrini, eleştirisini özgürce yapan bir partideyiz biz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Yani bir kişi karar vermiyor. Bir kişi şöyle olsun demiyor. Orada hem kurullarımız hem özellikle bizim genel başkanımız gerçekten adaletli yaklaşarak, herkesi dinleyerek demokrasiyi tam parti içinde işleten bir anlayışı var. Bu her partide yok. Onun için ama benim dediğim olsun şeklindeki bir anlayış da yok. Bu bize bence ileriki günlerde iktidarın yolunu açacaktır. Keşke kendi partilerin içerisinde sadece bu benim dediğim tabii, olsa tabii, yani. Artık İstanbul'un Kanal İstanbul'da dayatan Türkiye'ye bütün her şeyi dayatan. Dün akşam da söyledim. Bak biz dedim hiç genel siyaset yapıldı bir ara da. Ya bak dedim ben hiç, biz Kanal İstanbul'dan bahsediyoruz. Hiç gündeme bile getirmedik dün akşam. Tam bir facia biliyorsunuz. Evet. Yani deprem riskini mi konuşacağız? Efendim ekolojik su dengenin sorunu. Bozulması mı? Su probleminin ortaya çıkması mı? Mondros Mütarekesi ile yapılan anlaşmanın ortadan kalkması mı? Yani hepsini alt alta sıraladığınızda kente ve ülkeye bir şey kazandıracağına kimse inanmıyor zaten. İşte bir referanduma gitseler İstanbul'u ne düşünüyor? Onu da yapmıyorlar. Yani onun için biz demokrasiyi işleteceğiz. Bizim en önemli şeyimiz o. Demokrasi olduğu zaman zaten kendiliğinden adalet ve hukuk mekanizması da kendiliğinden düzelecektir. Urla Belediye Başkanı görevden alıp tutuklanmasını ve kayyumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü önce doğudan başlayıp bugün İzmir'de Urla Belediye Başkanı. Şimdi Urla Belediye Başkanımız bir hukuk süreci yaşıyor şu anda. Yani onun hukukla ve mahkemelerde neticesi alınacak. Onunla ilgili zaten arkadaşımızın bu konuda suçsuz olduğunu bir ifade etti. Bu ilişkiler zincirinin nasıl sonuçlanacağını mahkemeler karar verecek. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Urla Belediye Meclisi var. Belediye Meclisi ile ilgili bir belediye başkanının mecliste olan bir ilişkisi yok. Efendim herhangi bir belediyeye bir operasyon yok. Herhangi bir şey yok. Kaçırılacak bir şey yok. Yani bunun tam bir diğer arkadaşlarının belediye meclisinin suçu ne? Şu anda belediye çalışmıyor mesela. Neden çalışmıyor? Meclis çalışmıyor, toplanamıyor. Encümen toplanamıyor. Bir kişinin verdiği kararla
İzmir'in gözbebeği Urla yönetilmeye çalışılıyor. Burada ortak nokta şu olabilir. Yine meclisin içinden bir arkadaş seçilir. Hem %67'lik bir oy oranıyla belediye başkanına oy vermiş halkın da isteği yerine getirilmiş ve belli bir süreci, mahkeme süreci bitene kadar da o arkadaşımız görevini yapardı. Geçmişte de böyle oluyordu bu işler. Tabii hepsi terör örgütüne ilişkilendirmek yanlış belediye meclisinin. Öyle değil mi? Evet. Hepsi oradaki arkadaşlar. Pırıl pırıl arkadaşlar. Kendi herhalde güvenlik soruşturması. Tabii güvenlik soruşturması yapmadan işi alamıyoruz mesela. Yani artık o eskisi gibi değil. Evet. Onun için bu süreç bugün zaten Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun da biraz sonra İzmir'de olacak. Saat 16'da Tunç Başkan işte bütün siyasi örgütümüz olarak orada Urla halkıyla bir toplantı yapılacak. Bu konu anlatılacak. Yani bu konuda İçişleri Bakanlığımızın belli bir anlayışı geliştirerek yani bakış açısında bir değişiklik olmasını umuyorum ileriki günlerde. Çünkü belediyenin çalışmaması hiç kimseye fayda sağlamıyor şu anda. Oradaki vatandaş eksik hizmet alıyor. Çalışma noktasında belediye meclisi bir şey üretemiyor. Neticede halkın seçtiği kişiler karar noktasında değil. Bunun ben düzeleceğine inanıyorum. Başkanım, kongre süreci devam ediyor. Sizin ilçenizde kongre bitti. Hı hı. Çağrı Kuruşu yeniden ilçe başkanı oldu. Tabii siz adayken sokak sokak sizinle gezen, dolaşan, çok uyum içerisinde çalışan bir durum sergilediniz. Hala devam ediyorsunuz aynı çalışmalara. Evet, Çağrı Başkan da biz. Nazar değmesin. Değmesin. Çağrı Başkan da iki haftada bir alıyoruz programa. Hem konağı hem İzmir'i. Çünkü biz yayının başında da söyledik. 1,5 milyon insanın sirkülasyona uğradı. Konakta hem ilçe başkanı hem de belediye başkanı. Ben onu İzgazete'de çalışıyor falan zannediyorum zaten. bizim... Buradan Çağrı Başkanıma selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ben... Yeni dönem onun için hayırlı olsun. Gerçekten de tanımaktan tam bir sene oldu. Bir sene, bir ay geçti. Eskiden tanışıyorduk ama evet. Beraber mücadele ettiğimiz süreç hemen hemen öyle bir süreç. Kendisine başarılar diliyorum. Yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi seçim kampanyası sürecinde, seçim kampanyası başlamadan önce adaylığımız açıklandıktan sonraki duruşuyla, seçim kampanyasındaki bizimle beraber kol kola bütün konağa dolaşmamızda, vatandaşa ulaşmamızda çok büyük emeği var. Tabii vefa denilen bir olay var biliyorsunuz. Vefa sadece İstanbul'da bir semt değil. Evet. Ben şimdi bu kongre süreçleri başlamadan önce, 6 ay önce falan, ben Sayın Çağrı Kuruşu'nun yanında olacağımı söyledim. Açıklamıştınız. Söylerim. Ben net zaten siyaset yaparım. Kimin yanındaysam söylerim. Ben eskiden beri şeyim budur. Gerek il kongresinde, gerek ilçe kongrelerinde. Çağrı Başkan da bunu hak eden bir arkadaş. Duruşuyla, fiziğiyle, gençliğiyle, temsil kabiliyetiyle, bilgi birikimiyle, partideki tecrübesiyle bunu fazlasıyla hak ediyor bence. Onun için onun yanında olduk. Ve partimizi, daha konak ilçe örgütünü bulunduğu noktadan çok daha iyi noktaya getireceğine de ben bütün kalbimle inanıyorum ve onun yanındayım. İşte biz de bu yüzden inandığımız için Çağrı Başkanı iki haftada bir alıyor başkanım. Tamam. Peki. Ben yani burada çalışmıyordum. Yok yok. Sadece İzmir'in değerlendirmesi, tamam. Konağın değerlendirmesi alıyoruz başkandan. Çok da mutlu oluyoruz. Çünkü teklemeden, bir önce bahsettiğiniz o birikime sahip tek ilçe başkanı olduğunu düşünüyorum ben. Gayet güzel. Yüzden... Birikimiyle evet. En güzel şekilde partimizi temsil ediyor. Bundan sonraki süreçte de İşte genç siyaseti yetişmiyoruz falan diyoruz. İşte genç, dinamik, 34 yaşında da. Yani evet. Gayet güzel yetişecek. Bundan sonraki süreçte partinin diğer kademelerinde de görev yapacak nitelikte bir arkadaşımız. Başkanım, şimdi il kongresine geleceğiz. İl kongresi de yakın zamanda yapılacak siz. Orada da zaten fikrinizi beyan etmiştiniz daha önceden. Evet. Aynı noktada mısınız? Tabii tabii, hiç değişmez. Şimdi şöyle, yine... hem temsil kabiliyeti açısından baktığınızda, hem gençlik, dinamizm açısından baktığımızda
İşte biz de hep derler genç yetişmiyor, genç yönetici yetiştiremedik. İşte genç yönetici arkadaşlarımızdan bir tanesi Sayın Deniz Yücel, şu andaki il başkanımız. Şimdi o kadar yoğun ve zorlu bir süreçten geçti ki bu iki sene içinde. İşte belediye başkanlarının adaylıkları süreci, arkasından meclis üyeleri aday ve adaylıkları süreci. Bunlar hepsi il başkanlarının en fazla yıprandığı, il yöneticilerinin en fazla yıprandığı süreçlerdir. Evet. Bu süreci en iyi şekilde götürmeye çalıştı. Genel merkezle irtibatı, genel başkanımızla olan diyaloğu ve diğer partililerle olan diyaloğu gerçekten önemli. Önü açık bir arkadaşımız. Şimdi bu konuda Deniz Başkan'la ilgili benim düşüncelerim bunlar ve kendisi bu süreci iyi götürdüğü için, gelecekte partimizi de en iyi şekilde temsil edeceği için, genel merkezde diyaloglarının bundan sonra çok önemli bir olay bu, genel merkezde diyalog. Çünkü biz iktidar yolundayız. Artık iktidar yolunda genel başkanın ve genel merkez yöneticilerin de il yöneticileriyle, ilçe yöneticileri tam bir iyi bir irtibat içinde olmaları gereken bir sürece giriyoruz. Onun için Sayın Yücel'in de parti delegelerimiz uygun görecek diye düşünüyorum. Uygun görürse gerçekten bu görevi en iyi şekilde yapacağına inandığım için onların arkasındayım. Ve şu anda güzel bir çalışma var. İlçe kongreleri oluyor. Hepsi tam bir demokrasi çevren işte. Konak. Şimdi hiçbir hırgür çıkmadan herkes birbirini dinleyerek ve eleştirilerini de herkes yapıcı bir şekilde dile getirerek çok güzel bir kongre süreci yaşadık. İl kongresinde aynı anlayışla olacağına inanıyorum. Mühim olan az önce de söylediğim gibi artık bu kongreler süreci bittikten sonra az önce ifade ettim. Kim bakan yapacağız? Kimi bakan yardımcısı yapacağız? Kimi müsteşar yapacağız? Bunlarla artık uğraşmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi biz iktidarın bir numaralı adayıyız. Bir kere kendi partilimiz, kendimiz inanacağız buna. Ben de o inanç var. İnandığımız yolda da sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Başkanım, bu son dönemlerde biraz önce bahsettiğiniz eskiden kongre süreçleri çok uzun sürer ve kavgalı olurdu. Hem taban hem Cumhuriyet ve Halk tabanından şuna inanmış artık. Artık biz iktidar olacağız. Belki de bu kongre süreçlerinde bu kadar karmaşanın yaşamamasının nedeni de buydu. Konak'ta bunlardan biriydi. Çok hızlı bir şekilde kavgasız, gürültüsüz bitirmişti. Evet, evet. Bu arada Çağrı Başkan bizi izliyor. Ben buradan selamlarımı göndereyim. Kulağını çınlattık biraz. Çok çınlattık. Bayağı çınlattık yani. Selamlarımızı gönderelim. Başkan, bu arada tabii Konak ilçe başkanlığına aday olan Sayın Ahmet Karadağ'a da buradan selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. O da duruşuyla, efendim partimize yakışan davranışıyla, o kongre günü yaptığı konuşmayla hep böyle birleştirici bir anlayış sergilediler. Ona da buradan teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Başkanım, son bir sorum var. Sonra da tek cümlelik sorularımız olacak. Onlara da soralım, programımızı öyle kapatalım. Konak'ta söyleyeceğiniz... Tek cümlelikleri yapmasak çünkü ben havaalanına yetişeceğim şimdi. Peki o zaman. Tamam. Tamam, onu da bir dahaki sefer yaparız. O zaman son olarak biz çünkü zaman da aşırı. Sonra doğru. Konaklara mesajınızı alalım. İzmirlilere şimdi, son mesajınızı alalım. Şimdi Konak Belediye Başkanı olarak bir kere konağa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Konağın hakkını yedirmeden... Özellikle her kafasına Esen'in ben buraya şöyle bir bina dikerim şeklindeki anlayış artık bitmiştir. Bunu duruşumuzda ve davranışımızda herhalde herkes öğrendi. Konağı çok iyi bir noktaya getirmek hedefimiz. Onun heyecanını yaşıyorum. Özellikle Gültepe ve diğer planların tamamlanmasıyla değişimin ve dönüşümün başladığı bir konak en büyük hedefimiz. Ben konağı çok sevdim, konaklıları çok sevdim. Konakların da beni bağırlarına basışından biliyorum. Çünkü konak tarihinin en yüksek oyuyla bu göreve bizi getirdi. Bu güvene, bu anlayışa saygı duyan bir belediye anlayışını bundan sonra yürütmeye devam edeceğiz. Bütün konaklı hemşehrilerime, İzmirli hemşehrilerime ben buradan tekrar mutlu yıllar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli,
huzur ve mutluluk içinde bir yeni yıl diliyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Çağrı Başkanı'na selam var, selam, sevgi ve saygılarımla demiş. Çok sağ olsun, teşekkür ederiz. Başkanım, Çağrı Başkanı iki haftada bir alıyoruz ama siz de şimdi bunun sözünü almak istiyoruz. Ayda bir gelelim. Tamam, sözümüzü vermek isteriz. Tabii, çok memnun oluruz. Sizlerin kanalıyla biz vatandaşa ulaşıyoruz. Çok teşekkür seve ederiz. Seve geliriz. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.